Sayın sinema severler, değerli sinema dostları, 91. Oscar ödülleri dün sahiplerini buldu. Ve biz bugün arkadaşımla sıcağı sıcağına bir değerlendirme yapmak durumundayız. Ben Hüseyin Özgür. Ben Caner Fidaner. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Evet Caner. Nasıl başlayalım? Oscar daha geride kaldı. Evet. Ne diyorsun? Nasıl başlayalım? Yine 7 tane kategorimiz var. Onlara öyle gidebiliriz veya nasıl istersen. Bizim protokolümüzde İngilizce dışı film kategorisi en baştaydı. Evet. Zaten Roma 3 tane Oscar aldı. Doğrudur. Ama benim tahmin ettiğim gibi en iyi film Oscar'ını alamadı. Bu arada senin 7 tahmininin 6'sı tuttu Regina King hariç. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Roma'dan başlayalım. Roma'da çok güzel detaylar var. Biz biliyorsun de film arkeolojisi diyoruz. Böyle bir sahnenin dibini kazıyarak yeni yeni şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Roma'da da çok fark edilmeyen, söylenmeyen bir noktayı ben burada hatırlatmak istiyorum. Son yazılar bittikten sonra şanti diye bir üç kelimelik bir mantra çıkıyor. Yani bu işte Uzak Doğu dinlerinin bir çeşit dua ya da kutsal sözü. Sözlük anlamı bunun huzur imiş. Cuarón bunu ilk defa yapmıyor. Son Umut diye Türkçe'de oynamış bir film vardı, Children of Men diye, 2006 yapımı. Evet. Onun da finalinde, orada da bir önemli doğum olayı vardır. Hani keyif kaçırıcı olmasın, konusunu söylemeyelim. Ama orada da doğumla ilgili önemli bir şey vardır. Onun finalinde de şanti diye bir yazı çıkar. Yani Roma, İngiliz dışı kategoride bireyin hakkıyla ödülünü aldı bizim tahmin ettiğimiz gibi diyorsun. Geçmeden diğer filmlerin de güzel olduğunu, doğrudur. Soğuk Savaş'ın, Arakçıların, Kapernaum'un asla gözlerini kaçırmadığını sinema severler tarafından izlenmesini önerdiğimizi hatırlatalım. Hatta ilk beşe kalamayan Burning ya da Beowulf'u de hatırlatalım. Tabii oldukça iyi bir filmdi. Evet. Güney Kore sinemasını ve zaten 9'da vardı. İlk 9'da vardı. Evet, 9'u listede vardı ama 5'e kalamamıştı. Evet. İngiliz dışı kategoride Roma aslında bir sürpriz değil. Evet. Yani hepimizin beklediği bir şey. Ben izin verirsem burada hem İngiliz dışı kategori hem de normal en iyi film kategorisinde yer alması nedeniyle ikisine ortak bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Şimdi zaten sen geçen sefer kriterlerini söylemiştin. Evet. Bir filmin İngiliz dışı kategoride yer alması ancak ilgili ülkenin aday göstermesiyle olası. Evet. Diğerinde ise en iyi filmde, yani Best Picture diye İngilizce söyledi, en iyi film kategorisinde aday olabilmesi için dili önemli değil ama Los Angeles'ta bir sinemada gösterilmiş olması gerekiyor. Evet, bir hafta boyunca 5 seans, işte şu saatlerde var, detaylı kategori kriterler var. Üstelik bir önemli kriteri daha var. Hatta 40 dakikanın üstünde olacak. Evet. Hani feature film dedikleri uzun film kategorisi olacak. Bir önemli özelliği daha var. Bunun için önemliydi o. Başka mecralarda, internet ya da televizyon ya da başka işte DVD, şu bu, başka mecralarda gösterilmeden ve çoğaltılmadan önce sinemalarda gösterilmiş olacak. Olacak. Bu film için yapımcı firma bu kriterleri özellikle sağladı ve filmin iki tarafta da adımladı. İnternet üzerinden yayın yapan bir platform. Platform. Evet. Yaygınlaşan, çok da konuşulan bir platform. Şimdi Roma her iki dalda da gereken özellikleri sağladı. Hem evet. Meksika adayı gösterdi, hem de en iyi filmin içinde az önce söylediğim kriterlerin hepsini sağladı. Bu şekilde her iki dalda da aday olan bugüne kadar 4 film daha var. Evet. Beşincisi oluyor. Evet. Ve beşi de sadece en iyi yabancı film ödülü aldı. En iyi film ödülü alan yok. Oraya geleceğim ben zaten. O da evet. Filmi de kısaca aklında var mı? Ben... İsimlerini şuradan hemen sıralayayım. Tabii. Bu ilginç gelmişti bana. Listesi burada. 1969 Ölümsüz Costa Gavras'ın Zerk ya da evet. Cezayir adına katılmış. Yani Cezayir'den
başvurulmuş. 1998 Hayat Güzeldir, La Vita Bella, Life is Beautiful, Roberto Benigni, İtalya. Sonra 2000'de Kaplan ve Ejderha diye bizde oynamışan Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ang Lee'nin Tayvan filmi. Dördüncüsü de Haneke'nin Amor, Aşk filmi, tarihi de 2012. Bu dördü de en iyi yabancı film, en iyi yabancı film deniyor da biz ona İngilizce dışı diyoruz. En iyi İngilizce dışı dilde film kategorisinde ödül aldılar. Ama en iyi film kategorisi alamadılar. Roma'da öyle oldu. Beşinci aynı akıbete uğradı. Ben acaba bu makus talih değişir mi diye bu sene düşündüm. Değişmedi. Evet. Değişmezdi de gibi geliyor bana. Çünkü akademinin kriterlerine bakmamız gerekiyor burada. Akademi genellikle yabancı dil, ya biz İngilizce dışı diyoruz ama burada yabancı dil diye özellikle seçelim. Evet. Yabancı dildeki filmleri değerlendirirken oldukça özgür ve serbest kriterlerle hareket ediyor. Evet. Yani oy veren kişiler. Ama Best Picture'da bir kere Amerikan halkının ciddi anlamda eğilimlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Evet. Amerikan milliyetçiliği, Amerikan işte yaşam biçimi, beyaz siyah beyaz sorunundaki bakışı filan hep orada bir önemli bir kriter olarak ortaya konduğunu görüyoruz. Bir anlamda time neydi? Zamanın ruhu. Zamanın ruhu. Zeitgeist. O da var ama Amerika'nın ruhu daha fazla var. Amerika'nınki. Amerika'nın evet. Ruhu çok daha fazla var. Evet. Şimdi Roma mükemmel bir film. Evet. Ama bence de bir eleştiriyor ama sınıf bakış açısını ortaya koyan bir film. Tabii. Eksik deniyor ama bence değil. Bu var. İki, çok uluslu şirketin arsasında, arazisinde yetiştirilen paramiliter faşistler var. Bunlar Amerikalı'nın pek duyup da görüp de izlemekten hoşlanacağı şeyler değil. Ama ya bu burada yabancı dilde en iyi filmde çok rahat bir şekilde bu kazanabilir. Ama kendi evleri diye gördükleri artık, Hollywood'un kendi endüstrisi diye gördükleri en iyi film dalında biraz Amerikan vari olması lazım. Biraz Amerikan ahlakı, biraz ulusalcılık geçmişte gördük, Argo gibi filmlerde bunu gördük mesela, olması gerekiyor. Biraz da mesela siyah meselesine bakarken de beyaz kurtarıcılık filmleri tercih ederim. Evet, doğru. Bizim şeyde bu şekilde Green Room dediğimiz İngilizcesi Green Room olan yeşil rehber de bu kriterleri çok rahat karşılayan bir filmdi. Hollywood'un bütün klişeleri vardı. Christmas vardı, Christmas'ta ailenin bir araya gelmesi vardı. Doktor Don Shirley'nin işte büyük özleride araba kullanması falan vardı. Don Shirley orada kendi onurunu korudu. Ama biz mesela siyah meselesine daha siyah bakan filmler de biliyoruz. Evet. 1962 yılında geçen bir olaya dayanıyor Green Book. 1962 yılında bir başka doktor, Dr. Martin Luther King, o Amerika'da bir özgürlük mücadelesinin başında. Bon Shirley'den daha farklı olarak. Selma yürüyüşleri vardır, Washington'da 250 bin kişilik mitingler vardır, Harlem katliamı vardır. Adım adım mücadeleyle siyahları özgürleştiren hareketlerdi bunlar. Bunu işleyen Selma diye bir film var 4 yıl önce. Evet. Dereceye girilmez. Yürüyüş. Ama Green Book pek fazla buna dokunmadığı için, daha beyaz baktığı için olaya tam da akademinin istediği filmdi. Ve bu nedenle ödüle layık görüldü diye düşünüyorum. Bir şey daha ekleyelim. Bu akademi ödülleri tabii gerçek adını biliyoruz. 1927'de kurulmuş akademi ve kuruluş amacı bir çeşit lonca sektörü geliştirmek, daha çok film seyredilsin. Evet. Yani ekonomik bir düzlemi de var olayı. 1929'da da Oscar ödüllerini vermeye başlıyorlar. O zaman da Oscar değil. Sonra şu anda 7000'in üstünde üyesi var akademinin ve her biri oy veriyor. Son yıllarda siyahi çalışanlar daha çok akademiye kabul edildiği için zencilerin seçilmesine, siyahilerin ya da hispaniklerin seçilmesine doğru daha bir eğilim olduğu söyleniyor. Doğru ama yine temel şeyleri değiştirmiyorlar. Temel argümanları değiştirmiyorlar. Evet. Bir Moonlight'ta 2 sene önce, Moonlight biraz daha farklıydı, biraz daha umut verici bir çıkıştı. Ama bugün ne yazık ki Green Book'ta aynı yerdeyiz. Böylece en iyi filmi de
konuşmuş oldum. En iyi filmde üzerinde durulacak başka filmler ne vardı diye düşünürsek Saray'ın Gözdesi vardı. O biraz zorlayabilirdi. Ama Roma olmayınca vallahi gönlüm diğerlerine çok da yatmadı. O zaman en iyi yönetmene geçelim. Yine Cuarón Roma ile en iyi yönetmen ödülü aldı. Burada ben aslında şunu da eklemek istiyorum. Roma filmi, hep Roma konuşuyoruz. Belki bunun için ayrı bir söyleşi de yapabiliriz. Yani. Yapalım. Çünkü çok detay var. Ne konuşsak, Roma için ne konuşsak detay yani. Bu, olur. Her sahnesi bir ders olabilecek nitelikte. O doğum sahnesi örneğin alan derinliği açısından çok hoştu. Oyuncu kullanımları çok hoştu. Kareler çok iyiydi. O meşhur kurtarma sahnesi. Sen onu Ömre Beder diye tanımlamıştın hani denizden kurtarma. Orada biz tek plan gibi görüyoruz. Halbuki Cuarón onu bir sürü planı çekmiş. Öyle bir kurgulamış ki. Birleştirmiş. Ve tek plan gibi biz onu görüyoruz. Yani bu sanıyorum Eisenstein'in kurgu kuramına önemli bir aşama sayılabilir. Olabilir. Çok bayağı ustalıklı bir iş. Çok. Zaten rakipsiz demiştik Caner. Evet. Yani şey için, yönetmen için rakipsiz demiştik. Ve rakipsizdi. Şeyi de söyleyelim, 3. Oscar'ında biz burada tartıştığımız o kadar görüntü yönetmeni de aldı bu romanın. Böylece Roma 3 Oscar'la en çok Oscar alan film oldu bu 91. törende. Oyunculara geçelim. Geçelim. Rami Malek. Rami Malek. Tabii ikimiz de Viggo Mortensen demiştik. Gerçekten her ne kadar yani Yeşil Rehber'de film olarak eleştirdiğimiz çok fazla olsa da ama oyuncu olarak Viggo Mortensen galiba o beşin içerisinde en iyisiydi. Yani bizim Christian Bale için de yani yakındır diye düşündüm. Yani bizim oyumuz. Biz üye olsak, biz akademi üyesi olsak ona veririz dedik ama ben gene de akademi üyeleri ona verecek diye düşündüm. Yanıldım. Sen Rami Malek'e verirlerdi. Yani, koskoca Freddie Mercury var. Evet. Freddie Mercury'ye oynayan bir oyuncu var. Bana göre oynayan değil de taklit eden bir oyuncu var. Oldukça iyi taklit etmiş bir oyuncu. Evet. Dolayısıyla yani Freddie'yi de boş çevirmezlerdi. Koca Freddie gelmiş. Ona da bir ödül verelim dediler. Ve Rami Malek'e zaten şeyde de almıştı. Golden Globe'da da almıştı. Evet. Altın Küre'de de almıştı. Bir de ilk Oscar alan Arap kökenli oyuncu Mısırlı. Onu da bir not olarak söyleyelim. Ama bana sorarsan Rami Malek değil de o dişleri aldı o Oscar'ı. Evet yani gerçekten. Ama şeydi ki konserlerindeki Freddie Mercury'nin hareketlerini birebir yansıttı. Özellikle o Wembley'deki konserinde falan olağanüstü başarılıydı orada. Ama yani taklitti sonuçta. Evet. En iyi kadın. Olivia'mıza geçelim. Evet. Yani Olivia'ya da işte o filme de benim kanım ısınmamıştı onun için. Ben dedim ki burada Glenn Close alır dedim. 7. adaydı. Hala bir Oscar alamamış büyük bir oyuncu Glenn Close. Doğrudur. Ama ben olsaydım Jalitza'ya veririm demiştim. Fakat senin tahmin ettiğin gibi Jalitza'yı çok seviyorum. Hatta Jalitza'ya ne demiştik? Kızımız çok gerçekten başarılı ama Olivia Colman da yani evet. Döktürmek neyse belki de onu gerçekleştirdi, oldukça başarılıydı. Evet, sanatını öyle düşündüm. Evet, sanatını dört dörtlük, oyunculuk sanatını dört dörtlük yerine getiriyor. Çok iyi oldu ödül alması. Tabii Glenn Close için üzüldüm. O kadar aday olduktan sonra kaçıncı kez aday oldu alması. Yaşı da 71. 71 yaşında. Ama Glenn Close yine de alabilir. Hala, evet. Tabii. Son derece şimdi ve iyi götürüyor işi. Deyip destekleyicilere geçelim. Mahershala Ali. En iyi destekleyici erkek oyuncu olarak ben Richard Grant demiştim. Jack Huck olarak Can You Ever Forgive Me'de Oscar'ı da ona verirler. Ben de olsam ona veririm diye düşünüyorum ama sen ben Richard A. Grant'da benim gönlüm ama Oscar'ı Mahershala Ali'ye verirler. Demiştin ve haklı çıktın. Doğru. İyi oynadı yani. Oynamadı aslında. Burada da Mahershala Ali'nin ikinci destekleyici erkek oyuncu Oscar'ı. Daha önce Moonlight'ta. Ha evet tabii. Yine aynı ödülü almıştı. Evet. Güzel, iyi bir oyuncu. Şimdi True Detective diye bir dizi var. Onun üçüncü
sezonunda gene güzel güzel oynuyor. Diğer üç aday, en iyi destekleyici erkek oyuncu, diğer üç adayın gerçekten hele Sam Rockwell'ın yani niye aday olduğunu anlamış değilim. Evet. Geldik. İkimizin de kötü bir şekilde yer aldığı en iyi destekleyici kadın oyuncu. Senin tek bilemediğin. Benim tek bilemediğim bu oldu, doğru. Ne demiştik biz? Ben Emma Stone'a oy verirdim ama herhalde akademi üyeleri Rachel Weisz seçecek diye düşünmüştüm. Ben hem Rachel Weisz'e oy veriyorum hem Rachel Weisz seçerler dedim. Evet. Hatta şunu dedik, bu ödül şeyin dışına çıkmaz, sarayın gözdesinin dışına çıkmaz, artık orada kalır dedik ama çıktı. Evet. Gerçekten de Sokağın Dili olsa filminde Regina King oldukça başarılı. Aslında güzel, evet. Yani sonuçta kalkıp da aa işte o niye oldu, ne olmadı diyecek bir durum yok. Yani güle güle kullansın Oscar'ını diyelim. Güle güle kullansın. Bir de çok dokunaklı güzel bir konuşma yaptı ödül töreninde, izleyebildim ve oldukça evet. Dokunaklı güzel bir konuşma yaptı. O anlamda da iyi oldu ödül alması, son derece iyi oldu. Şimdi kategoriler böyle de biz her sene şunu derdik. İşte Oscar'a damgasını vuran olay nedir? İşte Warren Beatty ile Peyton Bey'in sunucu olduğunda La La Land filmini açıklayıp daha sonra Moonlight'ın şirketilmesi bir olay yapmıştı. Geçen sene de çok hoşumuza gitmişti aslında. Francis McDormand'ın konuşma müthiş iyiydi. Bu sene nedir diye şöyle bir baktım ben. Aslında bu sene sürecin olduğu gibi kendisi ve akademik bence olay. Çok ciddi bocalamalar geçirmediler mi? Mesela en iyi popüler film kategorisini koydular. Koyalım. Üzerine hemen geri çektiler. Evet, koyalım dediler. Hatta önerildi falan, geri çektiler. Yani şeyde bazı kategorilerde en iyi kurgu, en iyi sinematografi, en iyi saç makyajı, en iyi kısa filmi reklam arasında verelim dediler. Böyle bir karar alındı. Çünkü şey gibi, şaka gibi bir şey. Tepkiler üzerine vazgeçtiler. İşte en iyi, pardon, her sene gelenek olduğu üzere 5 şarkıcı, 5 müzik yapan Oscar filmlerinde çıkıp şarkılarını söylüyordu. Onu önce 1'e düşürdüler, Lady Gaga'ya verdiler. Evet. O peşinden Lady Gaga'yı seçtik anlamına geleceği için ondan vazgeçtiler. Evet. Sunucu olarak Kevin Hart'ı öngördüler. Daha sonra Kevin Hart'ın bir tweetinden dolayı ayrıldılar. Sunucu ayrımcılık yaptığına yani akademi karar verip bocalıya bocalıya geldi. Doğru. Haklısın. Galiba Oscar'a yönelik olarak reytingler de mi düşüyor? İnsanların ilgisi de mi düşüyor? Akademi mi bunları bocalıyor? Bilemiyorum ama bence bu yılın ödüllerine damgasını vuran olaylar bunlardı. Bir de ekleyeceğim var mı? Benim hatırlatmak istediğim Cuarón Meksikalı, Meksika'ya 3 tane heykelcik götürüyorlar Roma filmiyle ve bunu hani Oscar sunumunda da bazı espriler oldu bu konuda. Meksika duvarı, Trump'ın yapmak istediği, yapacağını söylediği Meksika duvarına bir cevap olarak düşünülebilir. Hani nasıl diyelim, politikacıların ayırdığını sanat birleştirir. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Damgasını belki de Cuarón vurdu. Gelecek evet. Birkaç sene sonra daha iyi düşünebiliriz bunu. Bakalım siyasi gelişmeler nasıl olacak. Fakat bu Oscar iyi güzel de bana bazı arkadaşlar diyorlar ki niye sadece Oscar konuşuyorsunuz? Bir plan yapsak seninle böyle bazı filmleri ya da türleri ya da yönetmenleri kısa sohbetler halinde nefis olur. Aslında çeksek. Ben filmini Alman Bonnersmark'ın filmini Asla gözlerini kaçırmayı saatlerce konuşmak isterim. Gerçekten. Bu sene Oscar'ı almadı çünkü karşısında Roma çıktı. Doğrudur. Büyük bir şanssızlık ama ben bizi izleyen tüm dostlarımızın asla gözlerini kaçırma. Never Look Away filmini mutlaka izlemelerini öneriyorum. 3 saat 8 dakikalık bir sinema şaheseri. Ama tabii ki karşısında Roma var. Roma var. Roma olduğu zaman onu konuşabilirsek hakikaten. Aslında Kefernahum da çok iyi. Kefernahum ve Kefernahum'dan yola çıkarak Nadine Labaki'yi mesela hatırlatacak bir söyleşi yapabiliriz. O zaman biz böyle bir söz verelim arkadaşlar. Evet, kapatalım. Söz verelim ama
şu tek kelimeyle bir şey söylemek gerekirse Oscar cephesinde yeni bir şey yok. Yine İngiliz dışı film olarak iyi bir seçim. Yine Amerikan bakış açısına uygun bir en iyi film seçimi. Dengeleri sağlayacak bir sonuç ortaya çıkmış oldu. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Eskiden en iyi film hangi filmdir dediklerinde ben derdim ki en iyi film henüz çekilmemiş olandır. Şimdi onu, bu hani Nazım Usta'ya bir gönderme tabii bildiğin gibi. Fakat şimdi artık diyorum ki en iyi film izledikten sonra birlikte tartışılan filmdir. Doğru. Artık filmlere ulaşmamız çok kolaylaştı. Herkesin ulaşması ve çok farklı cihazlardan, farklı platformlardan filmleri izleyebiliyoruz. Aynı filmleri farklı yerlerde de izlesek, birlikte tartıştığımız zaman bakıyoruz hayatımız zenginleşiyor. Evet. Zaten sinema dostu olmak böyle bir şey diye düşünüyorum ben. Çok doğru, çok doğru. Kapatalım. Evet, değerli izleyiciler, sevinçleriyle, hüzünleriyle, başarılarıyla bir Oscar daha geride kaldı. Önümüzdeki yıl bakalım yeni Oscar heyecanları olacak ve yine sizlerle birlikte olacağız. Ben her iki programımızın da çekimini yapan, kameramanlığını yapan, yönetmenliğini yapan çok değerli Nilgün Yürük arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Ben onun sayesinde bu program oldu. Sağ olun. Ve tüm sinema severlere, sinema dostlarımıza sağlıklar diliyorum.